yaptığın oldu mu geçmişte böyle? İşte korkacaksın, güleceksin. O şöyle, o sahne ayrı ayrı yazılmıştı. Şöyle adam şeylerini söylüyordu. İşte ben ismim Pietroponte. Bunları söylüyordu. Ondan sonra da korku ifadesi yapın, şunu yapın, bunu yapın diye söylüyorlardı. Ben ikisini birleştirdim. Yani senaryodaki şeyde ikisini birleştirerek adamın konuşmasını korku şeyinden üst üste yaptım. O çok eğlendirdi bizi. Benim bir kere bir reklam filminde böyle bir şey olmuştu. Ben çok kötü olmuştum. Şimdi bir oyuncu geliyor. Oyuncuya diyorsunuz ki siz işte yani casting yapmış. Ya bir dakikada tanımak istiyorsun. Hayır, casting yapmış bunu. Bir ne yapmış? Şey diyor. Konuşmaları yoktu çünkü yapılan reklam filminde. Konuşmaları olmadığı için şaşır, kork, gül filan da yapmışlar. Şey ya. Çok çirkin yani bir oyuncuya bunları yaptırtmak. O yüzden ama de o filmin içinde ama ne olur yanlış anlaşılmasın. Şey meselesi bizde çok tartışılır ya. Seçimlerde yaptım sana da. Seçme yaptırma, hani bu hani audition diye dilden dile dolanan bu seçme meselesiyle ilgili bizde bir şey var. Hassasiyet var. Tam bu dediğin tabii çok insani olmayan, çok sevimli olmayan, doğru da olmayan seçme türü. Ama seçme yapma meselesi var tabii hayatta. Olmalı da. Ben ama hiçbir zaman casting şeyi yapmadım. Hayatımda yapmadım. Yani seçim için, bir oyuncuyu seçmek için deneme, prova şeyini yapmıyorum. Sadece işte oyuncuyla konuşup yarım saat işte ne yapıyorsun, nedir, hayatın nedir, seçimlerin nedir, konuşmadan oradan hissediyorum. Ya oyuncunun tabii yani tanınmasınla da ilgili bir şey. Yani başka işlerinde görmüş evet. Oluyorsunuz. Zaten aşağı yukarı hünerine civarda evet. Onu ama tanınmamış olanlar da hissediyorsun onu. Ya anlıyorsun o şeyi. Öyle bir duygu geliyor. Tabii yıl içinde o tecrübeyi zaten edinmiş seçme, oluyorsun. Mesela seçme galiba Şahane Misafir'de şöyle işe yaramadı. Mesela bir seçme yapıldı oyunculardan bir tanesine. Küçük bir köpek. Artiste de köpek var, burada da köpek var. Yok, köpeği koymadık burada işte o yüzden. Küçük bir köpeğe çok seçmeler yapıldı. Ben İstanbul'daydım, Ferzan oradan böyle videolar gönderiyor. Ya ne kadar kabiliyetli bir köpek var falan filan beni kıskandırmak için. Senin rol arkadaşın bu falan diye. İzledim, gerçekten eğlenceli bir köpekti. Ve hani benim ilgilendiğim filmde hep Yusuf'un yanında dolaşan, onunla böyle bir hikayeleri olan bir köpekti. Ben gittim Roma'ya geldiğimizde işte çiftliğe gittim, köpekle çalıştım falan. Köpek de hayvanlarla hani aram hani o kadar sıcak değildir ama insanlarla daha çok iyidir benim aram. Yani şey oldu bayağı çalıştık falan. İyi ki de yok çünkü The Artist filmini bilmiyordum ben, orada da köpek var. Evet, falan. Evet. Küçük Mateo, ben ve köpeğin olduğu bir sahnede. Ya o kadrajda... Cem'in ilk gözüktüğü sahne bu. Cem'in ilk filmde ilk defa şey oldu ve çok önemli bir sahne çünkü ilk defa Pietro yani evi kiralayan çocuğun ilk defa bu varlıklarla olan ilişkisi diyalog Cem'den kurdu. Diyalog kurdu, Cem'den oluyor. O da Cem çocuk, toplu çalışman çocuk, burada da köpek ve Cem bu çocuğun şeylerini karıştırıyor. İşte yaptığı bir albüm var, şeyleri taktığı, yapıştırdığı bir albüm var. Onu çocukla beraber onu karıştırıyor, onu atıyorlar, onu koyuyorlar filan filan. Çocuk da korkup ötekilerden kaçacak, dışarıya kaçacak. Köpek evden çok rol çaldı. Evden kaçacak. Tam çıkarken bunun şeyini görüyor. Bu da diyor ki işte bir Garibaldi'yi buldum mu diye bilmem ne diye falan, çocuğu aldırmıyor. Sonra Garibaldi çocuğa diyor, adama diyor Garibaldi diyor. Garibaldi'yi biliyor musunuz nerede diyor. Adam da tam kapıyı açacak çıkarken duruyor, düşünüyor, ulan nasıl bu der diye çocuğa soruyor, nasıl böyle bir şey yaparlar diye kapıyı kapatıp Cem'in üzerine yürüyor. Orada köpek de yanında dururken o sahneyi çekiyorum, ilk şeyi yaptık, köpek adam üzerine, Cem'in üzerine yürürken köpek kaçtı. İkincisinde köpek böyle bir şeyler yapıyor, çevresine bakınıyor filan. Üçüncüsünde çocuk bir şey yaptı, dördüncüsünde Cem'in bir şey yaparken bir şey yanlış söyledi. Yeter dediniz. Dedim ki ben... Köpek gidiyor dedim. Köpek gitti. Hemen o köpek... Bu ne demek? Sen de gidebilirsin. Çocuk da gidebilir. Bu Cem de çocuğu bakıyorum. Çocuk böyle bir huzursuz duruyor orada. Şey yapıyoruz. Gayet güzel gitti. Dedim ki çocuğa ya çok güzeldi, rahat ol filan. Dedi ki Cem bana dedi ki şimdi de ikimizden birisi gidecek dedi. O yüzden de çocuğa öyle söylemiş. Bir de bir çizim yapmış. Afiş yapmış orada. Hemen çok güzel çiziyor ya. Afişte diğer ne? Magnifici Attori. Magnifici Attori diye güya bunların üçü atılmışlar filmden başka bir yerde film yapmışlar. Bize karşı film yapmışlar filan.
Fifi'nin hikayesi yani. De böylece hayvanı. Yani Cem'in ilk filmdeki şeyi o şeydi, o şekilde geçti. Aslında iyi de bir tesadüf olmuş. Hakikaten İşin bir de çok aslında çekici. Bu anlattığı dışarıdan görünen mesele şu. Ben köpeği birazcık yemledim ve dedim ki yani burada böyle atraksiyonlar yapacak bu ve kovulacak, ben ön plana çıkacağım. Kol çalmış. Aynı şimdi Elio Germano için falan Margherita Hui için de denedim ama onlar da sökmedi. Çok da güzeldi makyaj. Benim çok hoşuma gitti. Nasıl hissettin o makyajla bilmiyorum. Vallahi makyaj herhalde ilk denemede birazcık fazla abartılı olmuştu. Sonra biraz azaltıldı falan, ben hatırlıyorum. Yani şeyde yani sokakta öyle gezdiğim oldu yani, makyaj yapıldı vaziyette Roma sokaklarında. İnşallah birileri gelmemiştir. Hayır, bir deney yapılmıştı çünkü bir yere gittik yani, makyaj yapıldı, ferzanlar sekteydi. Ha, bir yerden bir yere gittik, evet doğru. Yani beni doğru. O vaziyette birazcık gezdirdiler Roma'da. Öyle hikayeler vardır ya, ünlü Türkiye'den çok ünlü isimler yurt dışında işte kadın kıyafetiyle makyaj. Hayır, benim gerçek böyle bir şey oldu. Yani ben yapıldı makyajım. Oradan kostüme gittim, orada hani çünkü arada bir öğle yemeği arasına denk geldi. Temizleme, ben bir kafede yemek yedim yani, o vaziyette kimse beni tanımıyor diye çok rahat ettim. Sonra setten gelirken bir kere İstanbul'dan birine yakalandım. Yakalandın yani. Tabii. Yani kostümüm yok, yani kostümle gene bir anlamlı. Kostümüm yok, tişört pantolonum ama gözler böyle kalemli bembeyaz falan. Ooo Ali'cim ne haber diye Ali Sunal'a rastladım Roma sokaklarında. İzah edene kadar. Ya Ali Sunal gene çok iyi bir arkadaşmış senin. O şekilde ki, o zamanlarda abi, burada manşet yapmadı. Abi hayırdır dedi, böyle baktı. Ben de ona yani Ali'cim ben işte arada böyle makyaj yapıp Roma'da geziyorum diyemeyeceğime göre dedim ki Ali'cim film çekiyoruz. Sonra gidip Tarzan'a yalvardım beni filme al da hani o yalanım çıkmasın. Yakalandım öyle. Yine birlikte çok... mi yapacaksınız? Var mı projeler? İnşallah böyle bir konuştuğumuz bir projemiz var. Bakayım, ama benim başka bir projem var İtalya'da. Takvimlerimize bakacağız ikimiz de. Karşılıklı takvimlerimizi çıkartalım. Benim de 6 tane filmde küçük rollerim var. Ben yani emekliliğimi böyle yaşamak sen istiyorum. Sen Japonya'da bir şey yapsan mesela nasıl? Bence yeterli. Japonca falan şey olarak. Kesin ama Japonya'da bir bağlantım var. Nereden bildin? Var mı? Evet. Ben hissediyorum. Çin değil miydi o? Yok yok. Japonya'da var bağlantım. Orada bir sinemacı arkadaşım var. Hakikaten mi diyorsun? Valla. Türk bir çocuk. Çok güzel bir İranlı yönetmenle bir Kat diye bir film yaptı. Ha. Japon oyuncularla Tokyo'da. Festivale geldi etti falan. Yani filme mi çağırdı orayı? Yok, o çocukla bir şey yapma ihtimalim var. Zannetmiyorum olabileceğini. Gördün mü? Bak. Böyle bir kıskançlık var yani. Kimseye vermem, kimseye paylaşmam. Kıskanç bir insanım. Hayatta anormal arkadaşlarımı kıskanıyorum. Oyuncularımı kıskanıyorum. Hele arkadaş ya, oyuncuları daha da kıskanıyorum. Çok yani. İyi bu. Arkadaş oyuncular üzerinde böyle şey ne Japonu ya? Ne kadar. Ambargo durumu fakat üzerinde. Bir şey söyleyeceğim. Beni en çok mutlu eden şey de, hayatta en çok mutlu eden şey de, iyi film, iyi yönetmen, onların haricinde benim oyuncularımı beğensinler. Ben ondan çok mutlu oluyorum.